Faydan erkekler çalışmamalı açar mısın? Tabii ki açarım, açarım. Bence de çalışmamalı bu arada ya. Yani kapitalist düzenin erkekler üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da erkekler çalışmamalı. Neden yani? Hani toplumsal normları kırmayı hedefleyen insanlar değil miyiz hepimiz? Erkekler çalışmasın kardeşim. Niye çalışıyor? Kadınlar çalışsın, erkekler çocuk baksın. Değiştirelim rolleri. Ya da ikisini ortak yapmasınlar, ortak da olmuyor. Hani yapılmalı bence yani toplumsal normları yıkmalıyız arkadaşlık. Efe Aydal'ın bu videosuna çok katılıyorum. Bugün sizlere gizli sorunlarımızdan, gizli tehlikelerimizden, toplumumuzun kanayan yaralarının birinden bahsetmek istiyorum. Benden başkası da fark etti mi bilmiyorum. Biliyorsunuz toplumumuzda Ne yapayım? erkeklerin çalışma zorunluluğu var. Evet. Erkeklere böyle bir görev dayatılıyor. Evet, doğru. Şaka değil bu arada, gerçekten doğru. Espri olsun diye söylemiyorum. Geçen bir tane video izlerken Türkiye'de ne olmak zor diye bir video izlemiştik ki orada anlatmıştım zaten detaylı bir şekilde. Hani kadın diyenlerin büyük çoğunluğu kadın olduğu için bunu söylüyor diye. Halbuki Türkiye'de de erkekler çok rahat yaşamıyor demiştim. Gerçekten rahat yaşamıyor. Bu bir gerçek yani. Ya çünkü Türkiye'de de erkek olmak o kadar kolay değil. Erkeklik normları çünkü çok fazla Türkiye'de. Herhangi bir normun fazla olması bir ülkede o gruptaki insanlar için yaşamını çok ciddi şekilde kısıtlıyor. Bunları anlatmıştım daha önce. Daha sonra tekrardan anlatırım zaten. Ara ara yine sürekli olarak şey yapıyoruz. Konulara değiniyoruz. Ancak erkekler işe gidip geldikçe oğulları baba şefkatinden ve baba eğitiminden mahrum kalıyor. Bakın yavaş yavaş erkekleri zorla işe yollayarak, erkekler işe gidecek denerek, fark ettiniz mi bilmiyorum, çocuklarımız, oğullarımız baba eğitiminden uzak yavaş yavaş metroseksüelleştiriliyor. Bir şey yazmış. Evden 5 dakikalığına bu tiple dışarı çıksan eve dönmeden vekil yaparlar. Bunu fark etmiş miydiniz? Ben fark etmiştim bu arada. Eminim ki bunu fark eden tek kişi ben değilim. Evet. Nefsin ve neslin Evet. yıpratılması için kurulmuş bir kompledir bu. Erkeğin Evet. çalıştırılması. Tabii. Erkeğin çalışmaması lazım. Erkek çalıştığı için bizim oğullarımız erkek olmayı öğrenemeden büyüyor. Metroseksüel oluyorlar. Fark ediyor musunuz bunu? Geçen gün çay soğuk diye şöyle tespihi hanımın kafasına atayım dedim. Hemen hasbihal çıktı. Aa diyor baba diyor. Empati yapmak lazım diyor. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Empati ne diyorsun lan sen? Annesinden öğrenmiş empati yapmayı. Yok diyor işte evde çok diyor uğraşıyor yemek yapmak için, çay yapmak için. Biraz empati yap. Çocukları, oğullarımızı bu hale getiren, oğullarımızın erkekliğini yavaş yavaş söndüren İşte bu erkekleri zorla işe götürüp oğullarımızı da kadınlar tarafından eğittiren sistemdir. Metroseksüel derin devlettir. Biz oğullarımıza ne haber lan Kerem Hacı? Kamışa Metroseksüel derin devlettir. Biz oğullarımıza ne haber lan Kerem Hacı? Kamışa su yürüdü mü? Kanki seninki geçiyor. O manita mı yaptın? Türü eğitimler veremediğimiz için oğullarımız erkek olmayı öğrenemiyor. Çocuk daha futbolun ne olduğunu bilmiyor. Eintracht Frankfurt diyorum, futbolcu adı sanıyor. Çıkmış diyor ki, ya diyor ben zaten 11 kişinin bir topun peşinden koştuğu bir spora inanmıyorum. Geri zekalı da 11 kişi koşuyor sanıyor. Basketbol gibi herhalde. 11 kişi koşuyor, 11 kişi defansta mı bekliyor? Çocuk mal olmuş, futbolu bile bilmiyor. Empati yapa yapa bu işin sonu ne? Bugün baba empati yapalım. Yarın işte yayaya yol verelim. Allah korusun. Zaten onu gördüğümüz zaman olay bitmiştir artık. Yayaya yol verelim. Ondan sonra yok işte arkadan geçen arabaya yol verelim. Bırakalım geçsin gitsin ne fark eder? Yarış mı yapıyoruz falan derken bir bakmışız. Oğlumuz eve illegal göçmen getirmiş. Baba bak bu kuntakinte. Ben buna boş zamanımda boğazımı genişlettiriyorum. Bu sistem yüzünden oğullarımız pasif olursa bunun hesabını kim verecek? Ha? O ciddi düşünen pasifler sizin oğlunuz da olabilir.
Ciddi ciddi pasiflik düşünüyor olabilirler. Bunu bilemezsiniz. Çocuklarımız dinini sabah programlarından, kadın programlarından öğreniyor. Bayram namazına gitmiyor muyuz diyorum. Bana diyor ki, baba diyor, o benim içimde olan bir şey diyor. Benim diyor içim temiz diyor. O önemli, niyet önemli diyor. Ne diyorsun lan sen niyet? Ne diyorsun lan sen niyet miyet he? Bir keresinde küçükken babam beni namaza götürmüştü. Baba gelmeyeceğim demiştim. Zorla götürmüştü. Zorla götürmüştü beni işte, zorla zorla götürmüştü. Falan filan, neyse bunu neden şimdi söyledim ben ya, çok saçma. Evet baba, sana küçüklüğümden beri kinlenmişim, gördün mü baba? Bu yayını izliyorsan sana sesleniyorum. Beni niye zorla camiye götürüyordun he? Beni niye zorla camiye götürüyordun? Sen beni camiye götürüyordun, orada hoca dua mua okuyor. Ben içimden diyorum ki, Lastik Adam'ın çizgi filmi başladı, şu an onu izlemem gerek diyordum. Her eğildiğimizde Lastik Adam'ı düşünüyordum. Hoş bir şey mi? Beni zorla günaha sokuyordun orada. Zorla. Et falan. Ne diyorsun sen? Kadın programlarına davet edilen hocalarına öğrenirsen dinini, böyle olur işte. Geçen gün gelmiş ne diyor biliyor musun? Baba diyor, bu Volkswagen'ın arkasındaki Osmanlı tuğrasını sökelim artık da yerine bir geri dönüşüm işareti koyalım diyor. İnsanlar onu görsün de doğayı... Ne diyorsun lan sen? Zaten diyor, araba da diyor çok çevreyi kirletiyor. Ben bisiklete bineceğim bundan sonra. Bak, nazikler gibi, çok affedersiniz, özür dileyerek söylüyorum, nazikler gibi bisiklete binmek istiyormuş. İnsan bisiklete biner mi? Bu tespihi çekmeyi bilmez. Eline verirsin bakar böyle, bu sayaç mı der. Ha tamam, ben bunu konuştuğum zaman bazı arkadaşlar da diyor ki, diyor kız çocuğun olursa ne olacak? Sen ona kadınlık yapmasını nasıl öğreteceksin? O zaman tamam. Kız çocuk olursa o zaman baba gitsin işe. Ona tamam, ona laf yok. Kadınlık yapmayı tabii anne öğretecek yani. Kadınlık görevlerini işte, yemek yapmayı, çamaşır yıkamayı, ütü yapmayı, kocasına kadınlık yapmayı. Gerçi kocasına kadınlık yapmayı erkek daha iyi öğretir de hoş bir durum olmaz. Gerçi işte nerede hata yaptık? Yani bizim toplumumuzda neden böyle, onu bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum abi. Kim yanlış öğretti? Öyle kuşaktan kuşağa da yanlış devam etmiş. Nasıl öğretiyorlar kadınlık yapmasını? Şey mi diyor? İhsanur gel bakayım. İhsanur şimdi şey gibi olacaksın. Böyle kedi gibi düşün kendini, tamam mı? Sen bir kedisin. Sonra sana yoldan geçerken araba çarpmış. Böyle kalmışsın. Biri de böyle kuyruğundan tutup yolun kenarına fırlatmış. Böyle böyle yatacaksın, tamam mı? Böyle yatacaksın İhsanur. Bunu kim öğretti, ilk nereden çıktı, bizim toplum niye böyle oldu bilmiyorum. Ben fitim. Eğer çocuk erkekse kadınlar gitsin işe. Eğer çocuk kızsa erkekler gitsin. Ben fitim. Ama artık şu erkekler çalışmalıdır doktrinini, bu sistemi, neslin ve nefsin köreltilmesini, oğullarımızı, doğru, erkekliğini gasp eden bu sistemi artık protesto edelim. Edelim. Erkekler çalıştırılmasın. Haklı abi. Haklı bir insana diyecek bir şey yoktur yani. Nay 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 nay.